Şimdi herkese benden ne arz ediyorsa, kahve işte tabii burada neler var bilmiyorum, ne canınız arz ediyorsa ondan ısmarlıyorsunuz. Ümit Dikbay neredesin? Ümit Dikbay ödüyor. 100 lirayla şu anda ne alınabileceğine bakın, ortaya çıkıyor şimdi. Ya başkanım koronadan önce en yüksek para 200 lira şu anda. Ne, mesela şimdi şurada bu kahve kaç? 60 lira. Yani şey işte 60 lira. Bu kahveyi işte iki kişi, onu da sen ödedin diyelim. Ay yemeğe geçtik, iki kahve içti zaten. Sohbete geldin, 12'de sohbetedin. 60-60-120 gibi bir işte o. İnsanlar burada şu an şunu yapıyor Sayın Genel Başkanım, gençler dışarıdan kahve alıyorlar. Buradan da kafelerden sıcak su satın alıp dışarıdan aldıkları kahveyle birlikte daha böyle ucuda kahve içmeye çalışıyorlar. Tüm yaşlılarımız bunu yapıyor. Sıcak su kaça? O 15 lira. Sıcak su da 15 lira. Kahve geldiğinizde. En çok AK Partili kardeşlerimizin bu sistemin, bu yani bize oy vermeleri lazım. Çünkü diyelim ki seçildi Tayyip Bey, son seçimi. Yani 5 yıl sonra yok bir daha. Çünkü artık yok. Hukuki olarak yok. Yani hukuku ortadan kaldırsa da yok. Partisinde de kimse kalmadı. Şimdi bu alandaki öfke ve nefret dolu insanların içinden birisi seçilecek. Ya bitirelim artık bu gerilimi ya. Abi git bitsin. Yani vallahi bitsin. İşte onun için de dediğim gibi bakın ben talibim ama yani bir başkasına da oy verseniz ne olur gidin sandan. Onları da yap. Çünkü şey yazık oluyor ya. Ben şimdi bir düşünüyorum. Biz 80 öncesinin talebeleriyiz. Ya öyle böyle hani eksik yedik, yanlış oldu. Fakat hürriyet açısından çok daha iyiymişiz ya. Daha iyiymişiz. Yani canımız şeyde istediği gibi iyi kötü konuşur. Başkanım bir de iş konusunun dışında bir şey daha rica edebilir misiniz? Anne sözü istiyorum. Tamam. Şimdi mesela benim ablam var, Öykü, annem. Kaçak göçmenlerden dolayı, bu Afganlar, Suriyelilerden dolayı. Ben tek başına İki yılda göndereceğiz. Oğlum iki yılda göndereceğiz. Bak iki yılda göndereceğiz. Sebebi hani de şu. Şimdi devlet o kadar büyük değil. Esas vatandaş neyle gitti biliyor musunuz? Ev satarak vatandaş. Asıl vahim olanı o. Oğlum vahim olanı o. Bak 250 bin dolara vatandaşlık satıldı. Yanlışı bu. 400 bin dolar çıkardılar şimdi. Bu normal sığınmacılardan gelen sistemde o anlatıldığı kadar yüksek değil. Onlar gözden geçirilebilir bak. Bu başka bir şey. Bir de her şey uluslararası hukukla alakalı olduğu için ben size mesela bunların tamamını hatta diyemem. Bu dediğim ama Suriyelisi, Afganlısı, Pakistanlısı, evet, sığınmacı şeklinde gelenlerin tümü mesela en fazla Suriyeli var. Suriyelilerle Beşer Esad mıdır, Keser Esad mıdır bilemem yani kim o gün şartlarda kim olacaksa. Onunla derhal el sıkışıp uluslararası hukuka göre adam af ilan ettiği dakikadan itibaren döndürebiliyorsun bir. İkincisi bunun için Avrupa Birliği'ni de katacağız. Hadi bakayım marş denilecek. İki, yani bir günde gitmez. Tabii, o yalan. İki yılda hepsi gidecek. Birincisi bu. Ben zaten anlayamadığım konu şu. Niye biz bunlarla kavga ettik be kardeşim? Suriye'si, Irak, yani İran'ı işte böyle bir bütün olarak sınırlarımıza bakın. 7 trilyon dolar ticaret hacmi var. İşte işsizlik problemimiz ortadan kalkar ya. Yani niye dövüştük? Anlayabiliyor musun? Mısır'a kadar gitti iş. Şimdi Mısır'ı kat, onu kat, bunu kat. Bu Avrupa Birliği'ni de kattığın zaman 21 trilyon dolarlık bir iş. Bak satış temsilci olunca anladın ne olduğunu. Başkanım bir şey diyebilir miyim? Sadece Suriyeliler ya da yabancı uyruklu işte mülteciler değil. Aynı zamanda Türkiye'de kadın cinayetleri de çok yüksek bir noktada. Yani sokakta yürürken gerçekten söylediğim şu kıyafetinle gibi, sen sokakta yani şu anki halinle üzerine bir şey giymeden sokakta zor yürüyorsun. Zor yürüyorum. Bakışlarda. Eve dönerken korkuyorum, dışarı çıkarken bak, ben korkuyorum. Söyleyeyim. Türkiye'nin geldiği yer artık bu. Türkiye artık kadınları bir erkeğe mecbur kılıyor. Hiçbir şey olmasa metroya bırakıyorlar. Hiçbir şey olmasa evden alıyorlar ve erkeklere mecbur yaşamak durumunda kalıyoruz. Çok enteresan. Yani erkekler de. Geçen oldu mesela. Zincir, top, her şeyi vuruyorlar.
ve silahlı da var. Evet. Bu adamlar askeri eğitimli de ve lazım bir şey yapmak isteseler bir şey bilmiyoruz. Başkanım, sağlıkta şiddetle alakalı caydırıcı cezalarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ben İstanbul Aile Hekimliği yapıyorum. Sen de mi sopa yedin? Yani o kadar kötü muameleler var ki, o kapıyı çarpıp çıkmalar, zaten o hasta profilinin yıllar içindeki o değişikliğini hastanın yüzünde görüyorsunuz. Yani ufacık bir talebi, hani tabii hasta talepleri ayrı bir şey, hastalıkla, klinikle ilgili, bize güvenmemeleriyle ilgili durumlar da olabiliyor. Örneğin antibiyotik talebi, en basitinden söyleyeyim. Diyelim ki bir gereksiz bir istek. Neden olmuyor, neden istediği gerçekleşmiyor veya yanlış bir rapor. İşte illegal bir rapor isteği. Yapmadığı anda sanki o bunun haklıymış gibi kapıyı çarpıp çıkmalar, üzerimize yürümeler. Ya bunlar zaten en basitleri. Hocam. Yani arkadaşlarımın başına neler geldi. Hocam. Kendilerini kapılara kilitleyip, içeriden kilitleyip, barikat kurup o keçiören eğitim araçlarındaki görüntü aklınızdadır. Yani içerideki doktorlardan biri benim yakın arkadaşım ki önemli değil. Hepsi benim meslektaşım. Ya korkunç zor durumdayız. Hocam, siz psikoloji, psikiyatri kenarından okumuş bir insansınız. Tıp doktorluğu öyle bir şeydir. Ben de tarihçiyim ama psikoloji çalıştım. Şimdi asıl mevzu şu. Dikkatinizi çekerim. Sayın Erdoğan vasatlığı seviyor. Bakın ilk şeyi seçildiği zaman doktorlarla hemşireleri karşı karşıya getirdi. Hatırlayın, ben iğnemi hemşirelere yaptırıyorum dedi. Doktorlar iğne yapma bilmez dedi. Psikolojik olarak bakın bu işe. Bu kadar çok aşırı, yani ortada bırakılmaya yönelik üniversite açılmasını da böyle yorumlamalıyız. Vasatlığın yayılması. Halbuki üniversite eğitimi bambaşka bir şeydi. Şimdi doktorlar niye Boğaziçi'yle bu kadar uğraşılıyor? Doktorluğun karşılığı ODTÜ Boğaziçi. İşin siyasi boyutunun dışında bir şeyden bahsediyorum. Yani siyasi inançtan falan bahsetmiyorum. Ayrı bir şeyden. Vasatlık. Dolayısıyla biz o zaman bir şeyi fark edemedik. Hiçbirimiz fark edemedik. Bu vasatlık için hedef gösterimi. Doktor gösterildi, o gösterildi, bu gösterildi. Hani bir sanatçı arkadaşın dediği gibi Urfa'da Oxford vardı, biz mi okumadık? Buradan görün bu işi. Ve öyle bir, yani bunun felsefi bir karşılığı da var bu sizin bahsettiğiniz. Klasik bir düşmanlık oluştu. Sen kimsin? Patronun benim. Hem de çok. Hocam çok. Çok. Tutumunu değiştirdiği anda devleti yönetenler biter. Ya bakın, bakın. Yani ben bakın adalet ya arkadaş, adaleti uyguladığın zaman biter. Ben sizin için yani kendimi anlatmaktan yani doğru bilmiyorum ama örnek başkasını veremem. Şimdi benim abimin kızları örtülü, biri Marmara İlahiyat'ta doçent, bir tanesi de bak 28 Şubat döneminden dolayı okuyamadı. Şey okudu, öğretmen olamadı. Başı örtülü diye. Bunları yaşadınız. Doğru mu kardeşim? Ben daha gençim de annem yaşadı. Ama yaşadın. Bunlar yaşandı. Ya arkadaş bitmiyor yaşanması. Şimdi ben ne yaşadım? Ben de birisi çıktı dedi ki bir televizyon programında 2015'te Meral Akşener'in bir kadınına yakışmayacak hareketlerinin bulunduğu bir kasetinin var olduğunu duydum dedi. Buradan ne çıkarsın hocam? İğrenç bir şey çıkar değil mi? Çok sıkı. Ben her tür çok böyle gıcık bir vatandaşım. Her şeyi mahkemeye getiririm. Gittik. Bir hakime hanım bununla ilgili beraat verdi. Şimdi ne serbest kaldı biliyor musunuz? Ya yargı var bunlar. Yani mahkemede zaten ceza aldıkları zaman yatmıyorlar. Ama caydırıcılık oluyor. O hakime hanım mesela o hakime hanım için benim çıkıp işte bu hakime hanımın bir kadına yakışmayacak hareketlerinin olduğu bir kasetin var olduğunu duydum dememi serbest bıraktı. Şimdi dolayısıyla yargı olarak mümkün size el kaldıranın hapis, yani hapis yatması mümkün. Uygulanmıyor. İkincisi İsmail Kahraman 1000 yaşında hacı 5 vakit namazlı bir abi. Döndü bana dedi ki hem de Ramazan ayında döndü dedi ki Meral Kılıçdaroğlu. Eski meclis başkanı. Evet. Bunu da verdim mahkemeye.
Bu da serbest kaldı. Şimdi herhangi bir kadına, evli bir kadına başka bir adamın soyadıyla hitap etmek mümkün. Ya arkadaşlar, bu nasıl bir şeydir ya bu? Yani Anadolu'da bu neye tekabül eder ya? Bizim yaş grubumuzda. Senin anana dermiş olsa şimdi baban ölür ya. Bizimkiler de öldü. Ama ben yani mahkemeye gittim sürekli. Şimdi dolayısıyla esasında ikisi de suç. Beraber. Sizinkilerde de durum aynı. Ama arka planında vasatlığın tutsanması var. Bu netlikte söylüyorum. O okulları hangi emeklerle bitirdiğinizi, hangi yeminlere sadık kaldığınızı ve nasıl bir yani kendinizden vazgeçiş olduğunu bilmek gerekiyor öncelikle. Kız gerçeği ben biliyorum. Kızım bilmez miyim? Ya bak tekrar söylüyorum. Kendinizden vazgeçiyorsunuz siz. Ben böyle ayakları yara pek çok yani üniversitede okurken tıbbiyede okuyan arkadaşlarım vardı aynı evde kaldığımız. Ayaklarınız yara olur sizin ayakta dikilmekte. Şöyle uyup kalkarsınız, şöyle uyup kalkarsınız. Yani bu saygı görmesi gereken emek. Yani böyle bir şeydir. Şimdi nasıl bir şımarıklık o kadar olur. Aile sağlığı merkezleri de başıboş bırakılmış durumda maalesef. Biz cariye yardım adı altında bir devletten maaşımızı alıyoruz ama geri kalan her şey bizim sorumluluğumuza atılmış durumda. Personelimizin maaşı bizden biz veriyoruz. Yani onların bütün sigortaları bizim üzerimizden yatıyor. Sanki yara özel bir kurummuş gibi. Vatandaşlarımız bunun bilincinde değiller. Ama oradaki peçetesinden tutup temizlik personelinin bütün hani giderleri hepsinden biz yani hekimlik mi yapacağız? Oranın yönetimi sanki yarı özel bir kurum gibi. Biz şirket mi yönetiyoruz? Yani o kadar İşte mesela bunu biz şu anda mesela kısacık bir şeyler tabii. 99 depreminden de önce yapılmış bir binamız var. Çıkmaya çalışıyoruz oradan. İstanbul'da görev yapıyoruz. Sultan Gazi Mevlesi biliyorsunuz. Bilirim. İnanılmaz sıkışık. Bilirim. Kendi paramızla yani neyse zaten biliyorsunuz kirayı da biz ödüyoruz. Biliyorum. Bizim devlet şeyi de değil, binası da değil. Arıyoruz, çıkacağız, bulamıyoruz. Bize yer gösterin diye belediyeyle defalarca görüşme talep ettik, görüşemiyoruz. Sıkışmış kalmış durumdayız. Güya gidip bir şey yaptılar, bina hasar tespiti. Onu da üstün köre, yaşına göre uygun dediler ama olası deprem senaryosunda da gerçekten yani orasının zarar görmesi halinde ben günlük 130 hasta bakıyorum. Düşünün. Of! Şimdi korkunç bir rakam, daha buna gelemedik. Artık o kadar normalleştirmişiz, 5 dakika bile olmuyor yani. Randevusuz bakmak zorundayız çünkü halk kapıları kırıyor. Biz randevuyla bakmaya da çalıştık. Yani böyle çok sıkışmış, zor bir durumdayız. Bunun yani bakanlık politikası anlamında da bizim üzerimize alınması gerekiyor gerçekten. Hocam şimdi esas, bak tekrar söylüyorum. Biz bugün burada gerçekleri konuştuk değil mi? Talepler, gerçekler, siyasetçinin yapması gerekenleri konuştuk. Ama oraya çıkınca nereye, ne konuşuluyor? FETÖ'cü, PKK'lı, şucu, bucu. Yani illetler, zilletler bilmem ne. Şimdi benim deminden beri anlatmaya çalıştım. Çok güzel bir örnek oldu. Asıl mesele bunları örtmek, bunların konuşulmamasını sağlamak. Ben diyorum ki bu gençler düşmeyin bu üç kağıda. Beni de sarsın. Yani yakamdan tutun, beni de sarsın. Bunları sars anlamında söylüyorum. Acaba bir selfie yapalım mı? Soru. Biz dördümüz lise öğrencisiyiz. Futbol oynuyoruz lisanslı. Oynamayı da seviyoruz. Ama evet. Mesela bir futbol krampon alacağız, ayakkabısı alacağız Beyal abla. 4-5 bin lira olmuş. Alamıyoruz, önümüz kesiliyor. Oynamayı bana bak. Abla dediği andan itibaren milletvekilimiz var. Ona yıkacağım şimdi. Ay, yıkacağım. Kaçıp lazım oğlum. Evet, yok bir saniye. Ümit Dikbayır, kaybolma. Gel. Gel bakayım. Milletvekillerine uyuzluk yapıyorum. Gel. Hayır, öyle olmaz. Gel buraya. Hayır. Ben milletvekili değilim, biliyorsunuz değil mi? Ben emekliyim sadece. Şimdi bu çocuklar krompon söyleyemediğim ayakkabılarını istiyorlar. O da iki kızı var zaten, oğlu yok. Tamam, size hallettim. Gel bakayım. Tamam. Gençlere güveniyorum, şunu söylüyorum. Biz başında gelen talihsiz o büyük depremde bütün işte belediyelerin, partilerin her yere depolama alanları vardı. Orada 16, 17, 18 lisede arkadaşlarla çalıştık. Aslında aileler diyor ya, bizim çocuklar giriyor odaya telefondan, bilgisayardan kapıya kaldırabiliyor. Yok, alakası yok. Evet. Ben
çekiyordun kenara, siz buna taşımayın diyordun, bırak abi biz yaparız diyorlardı. Neler taşıyordun? Çok biliyorum onu. Biz gençlerle beraber yaptık. Bir ay boyunca o depolama alanlarında beraber polileri sırtladık, beraber o paletlerle yürüyorduk. Yani o Z kuşağı sürekli siyasete aslında malzeme olan tartışılan evet, Z kuşağı aslında o kadar bilinçli olduğunu o deprem esnasında gösterdi ki. Bak işte şey söylüyorum, şeye gideceksiniz, ben yani istismar etmeden, ben çok aşırı bir dikkatli dil kullanmaya çalıştım farkındaysanız, yani incitmemek amaçlı, bilmeden bir yanlış söz söylemeyeyim, sizi incitmeyeyim diye dikkat ettim. Çünkü oğlum, yani aradaki farklılıklar var. İşte diyorum ya, yani benim torunun şansları benden az. Yani sizin için de geçerli bu. Yani dolayısıyla. Şimdi bu gençlerin ve siz mesela bir, belki işte bir nesil öncesinizdir diyelim. Mesela sen öyle oluyorsun. Senin bir üstün, senin bir üstün benim oğlum. Dolayısıyla sizlerin de, yani bu arkadaşlarımıza, bu gençlere, ben goygoyculuk da yapamıyorum bu arada. Yani bu çocuklara örnek olmanız gerekiyor. Yani seçime git, birinci öncelik seçime gitmeniz ve herkesi götürmeniz, annenizi, babanızı, anneannenizi, babaannenizi götürmenizi. İkinci öncelik bu şeyin değişmesine yönelik oy kullanmanız. Ben tabii talibim, bu başka bir şey. Ama yani sen söyledin değil mi şey? Yani bu artık keşmekeşi. Bu yani doktor hanımın söylediğini artık konuşmamız gerekiyor. Senin söylediğini konuşmamız gerekiyor. Sizin söylediklerinizi konuşmamız gerekiyor. Bizim bunlar gerçeklerimiz, işte organik gerçeklerimiz. Ama ne güzel şuculuk buculuk üzerine kaybolup gidiyor. Bu arada çırak siz çıkıyorsunuz. Benim işaret ettiğim konu bu. Seçmen veli nimettir. Oylarınızı zor verin kardeşim.